Herkese tekrardan merhabalar. Okur yazar yayın kanalına hoş geldiniz. Malum biz güncel konulardan biraz bahsedelim diye bugün yine karşınızdayız. Biliyorsunuz Ramazan'dan yeni çıktık. Ramazan bayramı vesaire. Biz Ramazan içerisinde yaşanan bir takım olaylar oldu. Biz o gün çekmeyi düşündük ama biz dedik bu Ramazan'ın manevi atmosferini bozmayalım. Onu biz Ramazan'dan sonra bayramdan sonrasına çekelim dedik. Malum konumuz Sayın Mustafa Karataş'ın bir açıklaması oldu ve ona karşı yapılan birçok eleştiri oldu. Bu eleştiriye müteakip Sayın Zafer Canayolu'nda birçok sorular geldi, bize de geldi. Biz bunu değerlendirelim diye bir çekim yapalım dedik. O yüzden karşındayız. Var olan konuşmayı istersen ben yine Zafer'e soralım. Zafer konuyu tamamen bize anlatsın. Tamam. Soruları da alalım onunla beraber. Tabii. Şimdi tabii Sayın Mustafa Karataş hocamız katılmış olduğu programda, yani zaten Ramazan programı yapıyordu Ramazan boyu süresince. Bu programın, yani Ramazan'ın sonuna kadar geldiğimiz süreçte şunu söyledi, dedi ki işte dinen, dinimize göre, İslam'a göre ırkçılık dedi haramdır dedi. Ve bunu da açarken işte Türkçülük yapmak, Arapçılık yapmak, Kürtçülük yapmak, Afrikalılık yapmak, Fransızlık yapmak, Almancılık yapmak haramdır dedi. Orada. Şimdi dinen bu çok doğru bir söz. Tabii ki. Ama adam bunu bir dedi, başına gelmeyen kalmadı. Herkes yüklenmeye başladı. Ama nasıl yüklendiler biliyor musun Saadi? İşte burada bir algı operasyonu yapıldı toplum üzerine. Acı olan taraf budur zaten. Özellikle hangi kesime yapıldı bu algı operasyonu? MHP dediğimiz siyasi partinin sempatizanı olan seçmenlerine yapıldı. Tabii parti de bundan etkilenmedi değil. Gerekli olan ilçe teşkilatlarındaki kişiler de konuya müdahil olarak kendi sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptılar, itiraz anlamında. Ve yapılan operasyon neydi Sadi? Çok iyi biliyoruz. Bir güç. Ya Türkiye'de bu, ya Türkiye'de yaşıyorsak bu gibi olaylar parlatılıyorsa hemen durup bir düşünün arkadaşlar. Hemen reaksiyon vermeyin. Hemen ateşe körükle gitmeyin. Ateşi söndürmeye gidin ya. Ama bir bakıyoruz herkes malum, yani ateş daha şu kadar alevlenmemişken Aynen, bunlar kazanıyor. körüğü bir basıyor, alev oluyor yani. Aynen. Yani orman yanar, ev yanar, ülke yanar. Yapmayın böyle şeyler, olacak iş mi ya? Zaten dünyada zorlu bir süreç içindeyiz. Herkesin sakin ve özellikle yaşananlara vakur yaklaşması gereken bir süreç içindeyken maşallah herkes körükle gidiyor yaşanan her operasyona. Buradaki olay neydi? Sosyal medyaya birileri şunu servis etti. Hemen böyle tabii görseller yapıştırılıyor, işte caps diyorlar ya. Görseller yapılıyor. Üste Mustafa Hoca programda söylemiş olduğu cümlelerden bir tanesini çektiler. Cımbızlama yaptılar ve ne dediler? Türkçülük haramdır dedi. Manşet attılar böyle o caps'e. Ve bir baktık sosyal medyada infial yaratıldı. Sanırsınız ki adam yani peygamberimize küfretti. Tövbe tövbe yani. Ama sanki etmiş gibi olmadık hakaretlere maruz kaldı. Ve bir baktık ki herkes hocaya yükleniyor. Biz de dedik ki ya dedik hoca yanlış bir şey mi söyledi acaba? Bir baktık gerçekten dinimiz ırkçılığı yasaklıyor. Evet. Bunu kitabımızda görüyoruz. Yani Kur'an'da görüyoruz. Daha sonra işte peygamberimizin veda hutbesi dedikleri o metinde görüyoruz. Ya şimdi bu metinler neredeyse, özellikle İstanbul için söyleyelim, her Selahaddin Camii'nin girişinde çerçeve içerisinde var. Demek ki camiye biz feyz almaya, bilgi almaya, şuurlanmaya gitmiyoruz ki Aynen. buralarda yazılı olan, herkese okuyup öğrenmesi açık olan bilgileri bile idrak edememişiz ki küçücük bir kıvılcımı orman yakacak kadar bir aleve dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Peki hoca, Türkçülük haram değildir deseydi ne olurdu? Hani yanına şunu eklemeseydi. Türkçülüğü, Arapçılığı vesaire de eklemeseydi, Türkçülük bile yapmak haramdır deseydi ne olurdu? Yanlış bir söz mü olacaktı? Hayır. Bu da doğru bir söz olacaktı arkadaşlar. Niye? Çünkü Müslümanlıkta hepinizin bildiği gibi. Şimdi böyle sakin sakin konuşurken herkes hak veriyor değil mi bize? Evet. Evet, Müslümanlıkta ırkçılık sadece bir milletin üstünlüğünü göz önüne almak gibi bir argüman yok. Şimdi sakin sakin konuştuğumuzda herkes bunu hak verir mi? E Verir. verir. Buna hak vermediğin zaman zaten hangi tuzağa düşersin? Biz hep neyi anlatıyoruz? İşte Yahudiler bunu yapıyor Evet. zaten. Üstün ırk biziz diyor.
üstün ırk biziz diye ortada gezinen Yahudiler, sen itiraz ediyor musun? Ediyorsun. Evet. Ona itiraz ediyorsun ama kendini üstün tarafa koymaya çalışıyorsun. Kibirdir. Yani bu kibirden öte bir şeydir hatta ya. Öyle diyelim yani. Bu olacak iş mi arkadaşlar? Bu olmaz. Almanlar değil mi? Ne diyordu 2. Dünya Savaşı sırasında? Ben üstün ırkım diyordu. Bugün biz o döneme baktığımız zaman ne diyoruz? Üstünlük diye bir şey yoktur diyoruz ya. Irkçılık kötüdür, haramdır diyoruz değil mi? Ama onlara biz bunu yapıştırırken, yani onlara doğruyu söylerken kendimiz yanlış olanı yapıyoruz. Şimdi bu olmaz. Bu olmaması gerekiyor. Tabii Mustafa Hoca da olmadık hakaretlere maruz kaldı. Ben açıkça söylüyorum buradan. Zaten kayıt altına aldığım için de söylüyoruz. Evet arkadaşlar, Müslümanlık tüm ırkçılığı lanetlemiştir. Haram saymıştır. Elinin tersiyle ayaklarının altına almıştır. Bu kadar basittir. Niye? Niye? Çünkü eğer ki ırkçılık üstünlük meselesi halinde anlatılsaydı bize İslam'da, o zaman İslam'ın anlatmış olduğu çerçeve içerisinde ırkçılık yapması hak olarak görebileceğimiz millet kim olacaktı? Araplar olacaktı. Çünkü peygamber kime geldi? Araplara geldi. Kitap Arapça geldi. O zaman otomatikman ne dememiz gerekiyor? Müslümanlar arasında bir üstün ırk arayacaksak bunun Arap olması lazım. Yine Türkler gol yedi o zaman. Yani bu mu olacak yani? İşte bunlar değildir arkadaşlar. Bu yüzden zaten sakin olmamız gerekiyor. Bu yapılan operasyonun, algı operasyonunun ülkemiz içindeki milli hassasiyeti taşıyan kesimi olduğunu hemen görüp ve diğer kişileri de uyarmamız gerekiyorken bu yapılmadı. Ne yazık ki herkes Yol verdi. ateşe, evet, körükle gitti. Biri birine yol verdi. Herkes biri beş yaptı ve olay infial yarattı. Bu olacak iş değil. Ama burada şunu eleştirmek istiyorum ben. Bakın ülkemiz, sen de biliyorsun Sadi, özellikle hep neyi konuşuyoruz? Son 20 yıldır ülkemize yapılmayan operasyon yok. Evet. Gerek fiziki gerek zihinsel, fikri yani algı dediğimiz olay, bilinçaltına yönelik. Her türlü operasyon yapıldı. Ve daha da yapılacak. Bundan arka arkası kesilmeyecek ki. Ama ne hikmetse her operasyondan sonra operasyona tabi olan kesim ne diye bir açıklama yaptı bize? Evet, bu sefer uyandık. Bundan sonra algı operasyonlarında kanmayız, tuzağa düşmeyiz dedi. Ama bir baktık daha yeni yapılan bir algı operasyonunda gene ülkemiz topyekün halde tuzağa düştüğünü gördük. Yani burada arkadaşlar lütfen hassasiyetinizin olduğu taraflarda şişirilen bir balon varsa burada biraz geri çekilin ve olaya bir bakın. Bu olayla yapılmak istenen ne? Bunu bir sorgulayın ki o zaman almanız gereken tavrın ne olduğunu hep birlikte görmüş olacaksınız. Ve benim de burada en çok itiraz ettiğim ve hatta kızdığım nokta ne? Çünkü biz o olay yaşandığında, evet, Sadi'nin de girişte söylediği gibi Ramazan ayındaydık. Kendi sosyal medya paylaşım kanallarımızla bir itirazda bulunmadık. Ama nerede itirazlarımızı dile getirdik? Bu gibi milleti körükleyecek olan sosyal medya hesaplarını şuursuzca kullananların kendi sayfalarına mesaj yazaraktan itirazımızı dile getirdik. Onların altına yazdık. Yapmayın, etmeyin. Bu bir algıdır. Bu bir operasyondur. Bizi bize düşürmeye çalışıyorlar diye bu gibi atılan mesajları derhal silin dedik. Bunu kime yaptık? Öyle normal 10 kişi arkadaşının takip ettiği bir kişiye yapmadık. Adama bir bakıyoruz Sadi. Sosyal medyasında kendisini takip eden 100 bin, 200 bin, 400 bin takipçisi var. Bu adama bir bakıyoruz. Bu adam kendi daha önceki paylaşımlarıyla beraber bize şunu anlatıyor. Ben diyor milli hassasiyeti olan, yani milliyetçi hassasiyeti olan bir kişiyim. O şekilde bir düşüncem var diyor. Ve bu adama bir bakıyoruz. Bu adam ateşe körükle gidiyor. Hocaya yükleniyor. Hocaya yüklenirken aslında inancına yükleniyor. Haberi bile yok. Ama bir bakıyoruz bu adam biri beş yapıyor. Onu takip eden kitle de bu paylaşımına like'lar, mesajlar, destekler, hocaya yüklenmeler vesaire vesaire. Ya buna ne gerek var ya? Buna ne gerek var? Bu gibi kişileri lütfen eğer takip ediyorsanız siz de uyarın. Uyarılarınıza dikkate almıyorlarsa o kişiyi takip etmenin bir anlamı yok. Neden? Çünkü yapılan bir provokasyona
kendisi provoke olmuş, daha sonra provokasyonluğa soyunmuş arkadaşlar. Bunu görmemiz lazım. Bu adam sizi doğru yola götüremez. Size bir liderlik yapamaz. O yüzden onu takip etmenizin veya paylaşımlarını paylaşmanızın bir anlamı yok. Bu adamı uyaracaksınız. Uyarılarınıza da dikkat etmiyorsa onu takip etmekten kendinizi kaçınacaksınız. Bu kadar basittir. Çünkü ne oluyor? İşte kibir nerede devreye giriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Takipçi sayıları yükseldikçe kişilerin kibirleri artıyor. Ne diyorlar? Evet, benim demek yapmış olduğum her paylaşım, her bilgi doğru. Millete de bu kadar kanına işleyecek kadar giriyor ve millet koşa koşa oluk oluk beni takibe geliyor diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aslında takipçi sayısı arttıkça bu gibi sayfaların başında olan şahısların olabildiği kadar ezilmesi lazım. Niye? Sırtındaki yük artıyor. Evet. Taşıdığı sorumluluk artıyor. Düşünebiliyor musunuz ya? 100.000'den bahsediyoruz ya. Bir takipçi kitlesinden. Ne kadar büyük bir sorumluluk aslında. Yapacağın her açıklamanın, kullanacağın her kelimenin düşünülerek, tartılarak oraya yazılması gerekirken ama bir bakıyoruz bu kişiler kendi kendilerine sanki devlet yönetir edasında kitleleri iyice galeyana getiriyorlar. Bu yüzden lütfen bu yapılan yani Mustafa Karataş hocanın üzerinden yapılan algı operasyonuna MHP'li seçmenin büyük bir çoğunluğunun tuzağa düşürüldüğünü görüyoruz. Bizim de MHP'li arkadaşımız yok mu? Var. Ama bunların hepsi aklı başında olan kişiler olduğu için hiçbiri ne kendi sayfalarında ne de başkalarının yazmış olduğu mesajların altına milleti körükleyecek açıklamalar yapmadılar. Kendilerini geri çektiler ve bunun bir provokasyon olduğunu görerek diğerlerini uyarmaya çalıştılar. Zaten olması gerekeni yaptılar arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Ama ne hikmetse işte MHP seçmeninin de neye reaksiyon göstereceğini bilen bir kesim onlara böyle bir algı operasyonu yapmıştı ve onlar da bu algıya yenik düştüler. Tartışmalar hala devam ediyor arkadaşlar ve bu algıyı yapanlar da neyi seçti? Bakın, Ramazan olup olmamasını dikkate bile almayarak Aynen. Ramazan'da operasyon yaptılar arkadaşlar. Düşünün yani. Adamlar demek yani karşı operasyonu yapan taraf için söylüyorum. Dinimize, imanımıza, özel günümüze, özel ayımıza hiç bakmıyor. Yani provokasyonu milleti millete düşürmenin bir zamanı vardır, yoktur diye bir seçenek kendilerinde Görmüyor. görmediklerini Aynen. görüyoruz. O zaman bizim işte olabildiği kadar sakin, olabildiği kadar olayları incelememiz gerekiyor ki Türkçülüğün hiçbir şekilde yani bir milliyetçiliğin hiçbir şekilde İslam'a fayda getirmeyeceğini biliyoruz. Ama İslam'a fayda nasıl geleceğini de nasıl anlatabiliriz Sadi? Ya şimdi bununla alakalı biz bir önceki videomuzda rahmetli Gazi Marşal Mustafa Kemal Evet. Atatürk'ü konu edinmiştik. Biz orayı biraz daha açalım diye konu ne zaman gelecek diye düşünüyordum. İşte sen açtın, bana da oradan bir cevap versen güzel olur. Şimdi biz orada neyi özellikle ifade etmiştik? Bunu da tabii niye söylüyoruz? Yanlış anlaşılmalara zemin hazırlamamak için Aynen. açalım dedik ki konu bütünlüğe kavuşsun. Mustafa Kemal'e verilen Kemal adının neden sonra verildiğini söylemiştik. Yani adı Mustafa iken okula gitti de hoca yoklama yapıyor. Mustafa burada. Benim de adım Mustafa, adın Kemal olsun diye. Bu isim olmadı. Bu işin tamamen üzerinin çok 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 örtülü olarak bizlere kadar taşınan bir bilgidir arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. En başta annesi sorar yani hocana mı kaldı sana isim vermek? Verilecekse ikinci ismi biz veririz vesaire falan denirdi yani. Bunlar öyle şeylerdi. Peki nasıl oldu bu iş? Yani Mustafa Kemal adı ne zaman verildi? Burada da şuna örnek vererekten geçmişe gideyim. Siz oradan olayı biraz da olsa anlayacağınızı düşündüğümüz için olayın Mustafa üzerindeki olayı açmayacağız. Ama geçmişte yaşanan örnekleri size anlatarak buradaki olayı sizin görmenizi sağlamayı ümit ediyoruz. Kime gidelim? Fatih Sultan Mehmet'e gidelim. Aynen. Fatih Sultan Mehmet döneminde yani babası Murat döneminden bahsedelim. Daha Murat Osmanlı İmparatoru iken çocuğu oldu tabii Mehmet de dünyaya geldi. Mehmet de dünyaya geldikten sonra babasının en çok arzusu neydi? Özellikle Peygamberimizin sözü üzerine yani İstanbul'u fetheden işte ordu, komutan, asker vesaire bu hadis üzerine
pek çok Müslüman ordusu, milleti bu toprakları gelip İstanbul'u fethetmek istedi. Bu arzuyu taşıyan da tabii Murat Paşa da vardı. Murat Paşa ne yaptı? Gitti hocalarına da bunları sordu. Dedi ki yani benim dönemimde İstanbul'un fethedileceğini görüyor musunuz? Görüyorsanız bana bunu bir şekilde de olsa işte bildirin diye onlardan bilgi alışverişini yapabilmek için huzuruna davet etti. Huzuruna gelenlerden biri de kimdi? Hacı Bayram Veli dediğimiz şahıstı. Tabii bu şahıslar da arkadaşlar biraz da olsa işte bu İslam'da da var olan bilgi eğitimleri vardır, eğitimler vardır. Bu eğitimlere vakıf olan kişilerin öngörüleri vardır. Bakın geleceği okuma demiyoruz. Öngörüleri vardır ve bu öngörüler de güçlüdür yani. Bu öngörülere sahip olan kişilerden biri de dönemin ermişi diyebileceğimiz, işte abdalı diyebileceğimiz şahıslardan biri Hacı Bayram Veli'ydi. Bu veliyi çağırdı. Tabii adı, şahsın da adı da önemli Aynen. yani. Bayram Veli. Aynen. Aa, gerçek adı bu mu değil mi dedi. Ona da bir araştırırsanız seviniriz. Aynen. Neyse uzatmayalım. Hacı Bayram Veli'yi çağırdı. Huzuruna Hacı Bayram Veli'ye sordu. Efendim diyor. Benim dönemimde İstanbul'u fethetmek bana nasip olacak mı diye sordu. Ne görüyorsunuz dedi. Hacı Bayram Veli de şöyle cevap verdi. Dedi ki İstanbul'un fethi ne senin döneminde olacak yani ne sen göreceksin ne ben göreceğim dedi. Bunu başaracak olan kişi oğlum Mehmet'tir dedi. Çünkü Mehmet üzerinden bir öngörü yapılmış ve Mehmet'in İstanbul'u alacağı görülmüş ve o daha küçük yaştayken Mehmet daha kendisinin ne olduğunu bilmez haldeyken Mehmet'i özel eğitime aldılar arkadaşlar. Özel eğitime alınan Mehmet daha sonra ne yaptığını biliyoruz. İşte İstanbul'u fethettiğini biliyoruz. Bunun bir örneğini nerede görüyoruz? Osman'da. Yani ne diyoruz? Osman Bey'de. Osmanlı'nın kurucusu olan Osman Bey. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun isim babasında. Aynı örneklem orada da vardır. Ona da baktılar. Dediler ki senin geleceğinde böyle bir imparatorluğa girişi başlatacak bir yapılanmaya adım atacaksın dediler. O da daha sonra çünkü neyi gördük? Böyle bir yola girdiğini, eğitimler aldığını vesaire gördük. Aynısı işte Mustafa Kemal'de olmuştur. Mustafa Kemal'de olmasının sebebi budur. Adına Kemal'in de verilmesi bu anlamdadır. Öyle yanlış anlaşılmasın diye söyledik. Yani hemen bunu söyleyince bir önceki videomuzu izleyip kalanlar hemen şu endişeye kapılabilir. Bak bunlar da üstü kapalı adama mason dediler diye Değil. kalmasın diye biz bunu anlatmayı da tercih ettik. O da ne yaptı? Bakın ne Osman Bey, ne Fatih Sultan Mehmet, ne de işte Yavuz Sultan Selim vesaire, ne de Mustafa Kemal Atatürk. Bunların hiçbiri milliyetçilik yaparak ülkesinin bütünlüğünü veya ülkesinin geleceğini inşa etmediler. Bunların hepsi ümmetçi bilinç akışıyla var olan Müslümanlığı ayakta tutabilecek devlet mekanizmalarını oluşturmaya çalıştılar. Ve bu minvalde de zaten Mustafa Kemal'e görev verildi ve o işte yeni bir Türkiye devleti dediğimiz devleti, cumhuriyeti kuracak olan adımları attı. O da özel eğitimlerden geçen bir kişidir arkadaşlar. Kasıtlı olarak yok masondu, yok ötekine hizmet etti, yok berikine hizmet etti gibi algılar kasıtlıdır. Niye? Bu özel eğitimden geçmiş olan kişinin hiçbir şekilde bu topraklarda, komşu ülkelerde oluşturulacak olan o orijinal, doğal algının yer edinmemesini istediler ve bu yüzden bu algılar hala günümüzde birilerini fonlaması aracılığıyla hala devam ettirilmektedir. Bunu bu şekilde görelim arkadaşlar. Çünkü ne Mehmet Mehmetliğini tanımadan ne yapacağını bilmiyorsa özel eğitime alındıysa aynısı Mustafa Kemal'de olmuştur arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor ki adamın milliyetçilik yapmadığı yani sadece Türkçülüğü ön plana almadığını nutukta da görüyoruz. Evet. Ve ifade edilen gizli vasiyetinde de görüyoruz arkadaşlar. Ama bakın Türkçülüğü nerede ön plana çıkarmaya çalışıyor? Yani burada ırkçılık değil bu. Sadece oluşturulacak olan bir ittifakı örgütleyecek olan aklın kimden çıkacağını gösteriyor bize Atatürk. Burada ne karşımıza çıkıyor? İşte diyorlar ki Türkler. Türkler bu mücadele içerisinde örgütleyici akıl. Diğerlerini yanına katacak,
diğerlerini peşine takacak, diğerlerini huzura ulaştıracak yegane misyonu örgütleyecek olan akıl Türklerden çıkacak. Ve Türklerin de tabii kadim olarak edinmiş oldukları bilgiler var. Bu bilgilerin kullanılmasıyla bunun ancak hayata geçirilebileceği görüldüğü için, bakın görüldüğü için bu oluyor. Misal veriyorum. Bu görülme geçmişte kimde görülmüştü? Selahaddin Eyyubi'de. Selahaddin Eyyubi'de görüldüğü için o günkü dönemde o üstlendi bu liderliği ve örgütlemeyi. Selahaddin Eyyubi Türk müydü? Değildi. Ama o günkü misyonda o üstlendiği için o ne yaptı? Örgütleyici aklı o ortaya koydu. Bütünleyici, işte ümmetçi dediğimiz aklı o ortaya koydu. Şimdi de bu akıl Türklerde ve görülen onlarda olduğu için bu akıl Türkler üzerinden götürülecek. Bunu söylemek işte ırkçılık değildir arkadaşlar. Çünkü burada diğerlerini de kucaklama var, dışlama yok. Sadece ben yok. Türkler ve onun dışında kalanlarla bu iş olmaz demiyorlar. Yani bunu ben Türk olarak yaparım, yaptım demiyor. Sadece benim çevremde Türk olacak. Bunun içerisinde sallıyorum şu an. İşte Alman bir Müslüman olmayacak, Fransız bir Müslüman olmayacak, Arap bir Müslüman olmayacak demiyor. Böyle bir yaklaşım yok. İşte bu ırkçılık değildir. Bu nüansların ayrılığı biraz da olsa fark edilerek idrak edilmesi lazım. Ve bunun anlatılması lazım arkadaşlar. Bunu anlatmadığınız sürece birileri hep karşımıza çıkacak ve bize milliyetçisin, Türkçüsün ya da Türkçülük yapman lazım diye bizleri sınıfsal bir ayrılığa sürüklemek isteyecekler. Ama biz tuzağa düşersek bunu yapan çok kişi olur. Ama biz tuzağa düşmezsek adam girişim anlamında, bizi bölmek anlamında bir kere teşebbüs edecek. İkinci yapacak, üçüncü yapacak. Baktı ki ulan hiçbir şey olmuyor. Yani etki gösteremiyor bizim üzerimizde. O zaman ne yapacak? Başka kesimleri kullanmaya başlayacak. Bunu da kullandıklarını zaten tarihte biliyoruz. Şu an en çok kullanılan, şu an hala günümüzde de, bakın şimdi sözüme dikkat edin lütfen. Burada da bir kınama yapmıyorum. Yine bir milletin içindeki bir kesime yapıyorum. O da Kürt siyaseti izleyen, Kürt milliyetçiliği takınmak isteyen gruplar var. Onlara bunu yapıyorlar şimdi. Ama bunun dışında kalan diğer Kürtler, yani Kürt milliyetçiliğiyle değil, genel anlamda bir ümmetçi birliktelikle hareket etmek isteyen Kürtler bu söylediğimin dışında. Çünkü özellikle ben şunu söyleyeyim. Ben silahlı üniformamı, yani o askeri üniformanın altında görev yaparken diyelim, askerdeyken öyle Kürt arkadaşlar tanıdım ki arkadaşlar, belki değme milliyetçilik yapan, Türk milliyetçiliği yapan kişilerden vatanını, milletini seven kişilerdi. Şimdi böyle Kürtler de var. Hepsini aynı keseye koymuyoruz yani. Bunu anlatalım. O yüzden baktılar ki Türkleri bu şekilde bölemiyorlarsa fitneyi nereden sokalım dediler. Kürtler üzerinden. Kürt milliyetçiliğini savunan kesimleri de bu şekilde parlatmaya çalışıyorlar. Bunu da görmüş olalım. İşte Sırrı Süreyya'nın bile yapmış olduğu açıklamanın bu minvalde olduğunu görelim. Kendi içerisinde bile zihin karışıklığa götürülmeye çalışıldığını görelim. Vesaire diyerekten konuları uzatmadan bu Mustafa Karataş Hoca'nın yapmış olduğu açıklamanın umarım tez zamanda fark edilmesini ve bundan sonra buna benzer algılara yenik düşmememiz gerektiğini özellikle vurgulamış olalım arkadaşlar. Ben şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu olaylar hep 1960'ta, 70'te, 80'de hep denendi. Hala deneniyor. Hiç Tabii. vazgeçilmiyor. Çünkü kılcal damarlar burada enteresan bir şeyde. İnsanları infial yaratacak açıklamalar. Bilerek seçilen tarihler ve zamanlamalar da enteresan. Yani Ramazan ayı Evet. içerisinde vesaire. Ama dediğim gibi sen de zaten söyledin. Gazi Maraşan, Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir şekilde bir faşizan bir özelliği yok yani milliyetçilik tarafında. Çünkü cumhuriyeti kurması. Cumhuriyet çünkü bir mozaik yapıdır. İçerisinde bütün partileri, bütün düşünceleri falan barındırıyor. Tabii. Çok özür Çünkü dilerim. Şunu da söyleyeyim. Bu konuyu da zaten özellikle vurgulayanlardan biri, gene rahmet okutalım. Sayın Aytunç Altın da aynen. hocamızdı. Çünkü ne dedi? Üniter bir devlet kurduk biz. Üniter devlet içerisinde de sadece Müslümanlar olmaz diyordu. Gayrimüslimler de var diyordu ki devlet kurulduğunda bunun da olduğunu görüyoruz artık. Aynen. Bir ikincisi, Cumhuriyet içerisindeki yapılan bütün kurumların içerisindeki en temel özellik liyakattı. Yani
İşin ehli olan insanın, yani şey önemli değil. İnancı efendime söyleyeyim Irkı, milleti. vesaire, ama bu Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisindeki Türkiye'yi yüceltecek kişinin o misyona vakıf olması gerekiyordu. Yani onun için seçildiğini düşünüyoruz. Ve o yüzden böyle bir kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün projesi buydu. Tabii. Ve bunu da buyurun. Şunu çok üzülüyorum sadece böldüm ama şunu da söyleyelim. Yani Osmanlıcı Evet. ve Türkçü, yani Cumhuriyetçi diye bir ayrıma kesinlikle böyle Aynen. bir tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Bakın ne diyoruz biz özellikle? Osman Bey'den başlattık değil mi olayı? Osman Bey'e verilen akıl eğitim, Fatih Sultan Mehmet'e verilen akıl eğitim ve Mustafa Kemal'e verilen akıl ve eğitimi aynı düzlemde bulunan yapılanma veriyor dedik. Şimdi aynı düzlemde yapılanmadaki bir algı ve eğitim sistemi içerisinde siz sanıyor musunuz ki onlar böyle bir ayrım yaptı? Hayır. Onlar böyle bir ayrım yapmıyorsa bize kasıtlı bir şekilde sen Osmanlıcı olacaksın, ben de Cumhuriyetçi Atatürkçü olacağım diye ayrım yapmamızı isteyenlere bir dakika demeniz lazım. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl ki Davos'ta One Minute dediyse siz de dönüp onlara One Minute demeniz lazım. Aynen. Yani bizi birbirimize düşürmek isteyen tüm açıklamaların, tüm paylaşımların üzerine gitmeniz lazım. Onları körüklemeyin arkadaşlar. Aynen. Baskılamak üzerine, onların üzerine gidin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı sizin de çevrenizde bu şekilde provoke etmek isteyen kişilere karşı tutumunuz ılımlı ve makul bir yaklaşım olur. Şimdiden size iyi günler dileriz. Teşekkürler.